siyaset, hiçbir siyasi parti. Sana bir çocuk olur mu? Çocukları okursanız. Öncelikle bir dost olarak sizi biliyorum. Çünkü yıllarca sizler benim aynam oldunuz. Sizlerle sohbet ettik. Her türlü Ergenel'in, ilçemizin sorunlarını beraber paylaştık. Biliyorsunuz ki 2 Ekim'de belediye başkan yardımcılığı görevinden ayrılarak yeni bir süreç oluştu. Ve sizler her zaman bana sordunuz. Başkanım, ne yapıyoruz, ne düşünüyorsunuz? Şu anda bugün sizlerle bu kahvaltıda beraber olmak amacıyla hem bir sohbet hem de şunu söylemek istiyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayları Ergin için başvurumu sunacağım. Ve ayın 14.30'da 21 Ekim Pazar günü basın açıklaması ilçe örgütünün önünde sizlerle beraber sizi davet etmek için buradayız. Bu süreç benim için çok önemli bir süreç. Ve bu çalışma sırasında sizlerle beraber çalışmayı nasıl bulacak? Burada her türlü konularla ilgili bana sorabilirsiniz. Size bir telefon kadar yakın. Amacımız Ergen'in. Amacımız daha iyi bir yönetmek. Edindiğimiz tecrübelerle yararlanarak buradaki halkımıza yaşanan bir kent yaratabiliriz. Tabii ki 4,5 yıl boyunca elimizden gelen Sayın Rasim Başkan'la beraber ekibinde çalışmaya çalıştık. Her türlü sorumlulukların altına girerek bir şeyler yapmaya çalıştık. Fakat şu anda edinmiş olan tecrübeye dayanarak yeni bir sayfa, yeni bir niyet oluştu. Ve nasip kısmet olursa Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkanı. Sizlerle özellikle sizi bir aile gibi gördüğüm için burada bir kahvaltıda buluşmak istedim. Sizler öncelikle bugün benim için çok önemli bir gün. Bugün 18 Ekim. Benim evlilik yıl dönümüm aynı zamanda. 10. yıl. Bu bir yeni bir vesile nasip olmasını diliyorum. İnşallah böyle daha sağlıklı. Şunu çok iyi biliyorum ki aile temeli, aile çok esastır. Aile güçlüyse ülke de güçlüdür. Aile güçlüyse devlet de güçlüdür. Ve hiç unutmayın ki ben başarılı bir erkeğin arkasında her zaman çok başarılı bir eşim vardır. Bunu hiç unutmayın. Sağ olsunlar. O bana her türlü desteği verdi. Ve şu anda da yanımda. Ve ben partimle de bu önümüzdeki 10 yıl içinde nice bir yeni bir evliliğe girmiş oluruz. Tabii eşimin izni o şekilde. Ben sizlerin soruları varsa cevaplamak isterim. Bu süreç heyecanlı bir süreç benim için. Sizin gözlerinize bakarken bana verdiğiniz güveni ve iletişimin esas olduğu bir noktada benim için çok değerli. Çünkü en büyük sıkıntı çektiğimiz konu iletişimsizlik. İletişim çağından bahsediyoruz. Fakat iletişim çağında telefonlarımız her şey var ama hep yanlış bilgiler, yanlış değerlendirmeler oluyor. Benim de hep amacım neysem o ya olduğum gibi göründüğüm şeye kadar ya da göründüğüm gibi oldu. Tabii ki daha da geliştireceğiz kendimizi. Bu bir yeni bir süreç. Bu süreçte konuşmasınla, davranışımla ama temel işimizde var. Temel ilkelerimiz de dürüstlük, adalet, bunları oluşturmak. Ve en büyük sıkıntı belediyecilik nedir? Belediyede şirket yönetiyorsunuz ama belediyecilikte esas olan emanet verilmiş olan paranın çok değerli bir şekilde yönetilmesidir. Çünkü sorumluluk veriyorsunuz. Sizin paranızı yönetmeye biz talibiz. Diyoruz ki hey vatandaşım senin vermiş olduğun paralara ben sana hizmet etmek istiyorum. Belediyecinin anlamı benim için bu. Ve biz burada çok şeffaf bir şekilde önümüzdeki dönem nasip kısmet olursa doğru yerde doğru harcamalar yapmak burada buradaki çocukların en bu ülkeye borcum var. Ben 89'da geldim. Bu ülke bana çok şeyler sundu. Çalıştım, çabaladım. Bir noktalara geldim. Ama sadece ben demek değil, biz de evlilikler. Ve ben bu sorumluluğu bu bilinçle beraber bu adım attım. Allah utandırmasın. Ben size hepinize teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için. İnşallah pazar günü de hep beraber
sizlerle beraber yeni bir startup oluşturmuş olacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Siyaset, hiçbir siyasi parti. İnsanın tutumu çok olur mu? Tüzükleri okursunuz. Kesinlikle olarak aday adaylarını ve adayların belirleneceğine kısa bir süre var biliyorsunuz. Kasım ayının sonuna kadar adaylar netli kazanacak. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etti? Nedeni ne? Yani bölgede bir sosyal demokrat ağırlığı olduğu için siz çünkü daha önce AK Parti'den meşruiyle yaptınız ve sizin AK Parti'den belediye başkan adayı olmanız için de bildiğimiz kadarıyla bayağı bir talep ve baskı da var. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Cumhuriyet Halk Partisi şu anda benim temel ilkelerime daha yakın. Şu an dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne adayı yaptım. Biraz önce dediğim gibi partiler yani insanların çok teşekkürler. Hizmet çeşidi. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda bana daha yakın. Ve ben burada Cumhuriyet Halk Partisi. Yani temel değerler daha uygun. Yaşam tarzı var. Görüşüm var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Trakya Kalesi olması biraz emin oldu mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi, bu kaleyi şöyle bir şey düşünmek lazım. Bir bakıma kale gibi görsek de yerel seçimlerde, ben şuna inanıyorum. Yerel seçimlerde belediye başkanının bir partisi, bir partiyle Cumhuriyet Halk Partisi adına çıkıyorsunuz. Belediye başkanı olduktan sonra bu partinin özetini çıkartarak siz herkesin belediye başkanısınız. Ve ben amacım da şu, belediye başkanı olduğum müddetçe kişi olarak başarırsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel seçimlerde aldığı oyu alması genelde bir başkanlığı. Benim de amacım ve gayem var. Çünkü yerelde insanlar çoğu kişi kişiye bakıyor. Yani kişinin başarısına, kişinin nasıl bir yöneteceğini. Benim de burada amacım yani partinin üstünde bir oy alabilmek. Çünkü sonuçta bugün burada AK Partili vatandaşlarımız bir yapılan her şey, AK Parti olsun, MHP olsun, İYİ olsun, her yapılan şeyde ondan da yaralar. Bunun başka bir yolu yok. Aynı mesafede olmak. Onlara şunu anlatabilmek belki. Yani neden Cumhuriyet Halk Partisi? Belki kafasında AK Parti'ye karşı olan varsa buna inandırabilir. Yani bizler yaptığımız davranışlarımızla, gittiğimiz yolla bu parti evet ya bunlar yapabilir diyebiliriz. Burası bir kale gibi gözükse de artık kale cepten yenmemesi lazım. Yani burada Mehmet'in biraz Trakya belki kale bizim başarılımız. Başarılı mıyız? Başarılıyız. Ama daha iyi. Daha da güçlü olmalıyız. Bu da adaylarla olacağını düşünüyorum. Ve her türlü merkez hükümetli de olsun, yerel yönetimlerde STK'larla olsun, birlikte yönetebilmek. Yani burada dengeyi tutturabilmek. Ondan dolayı bu şekilde yani düşündüğüm. Yani kale olduğu için ya da garanti öyle bir şey yok biliyorsunuz. Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Buyurun. Partilerin aslında hiçbir önemi yok, adaylar öyle diyor. Tabii ki öyle demek çok net olmaz. Şimdi partiler derken insanlar çok önemli. Yani ben buradaki arkadaşlarımla buradaki havadan aldığım kadarıyla bugün 4,5 yıl bu belediye sürecinde hiçbir vatandaşım yani sen hangi partilisin? Neden geldin? Niye gittin? Öyle bir şey yok. İnsan gelir, nasıl eşimize, nasıl davranmak gerekiyorsa bütün memur arkadaşlar. Böyle davranır. Sizler de bana her türlü fikirleri de paylaştınız. Onlarla size konuştuk ama aday partiyi güçlendiren kişi adaylardır. Ve o adayın arkasında liderlerdir. Lider olabilir. En büyük tabii ki lidere inanmak gerekir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı iyi bir lider. Bunu kimse inkar edemez. İyi olması gerekir. Lider top. Başkanım hayırlı olsun. Öncelikle hem çektiniz ki daha 6 ay var ya da 5 aydır görev süremize. Neden istifa ettiniz? En çok konuşulan ergenişsizlik cümlelerinizin arasında dediniz ki belediyecilik emanet olan parayı yönetmedir. Sayın Rasim Yüksel Ergene halkının emanet parasını yönetemedi mi? Yatırımlarda mı ters düştünüz? Sayın Rasim Yüksel'in parti üzerindeki baskısından mı ters düştünüz? Bir ters düşme var da bunu bize anlatır mısınız? Neden istifa ettiniz?
istifa etmenize gerek yoktu oysa. Benim istifa etmeme gerek yoktu. Ama biz biliyorsunuz ben yönetim içindeyim. Belediye başkanı abisiniz. Etik olarak benim kendi kişiliğime ters bir şey. Sonuçta siz belediye başkanının ekibindesiniz. Belki 2 yıldan beri sıkıntı çekseniz de daha sıkıntı. Ama ekibin içindesiniz. Birlik beraberlik için gittik biz böyle. Hep beraber ekip olmak için. Ekip olamadık belki. Belki en büyük sıkıntım o oldu. Yani ekip olamadık. Ama istifa etmemin sebebi Sayın Başkan'ın da rahat olması gerekiyor. Yani belediye başkanının yanında kalıp da sizlere tekrar bir aday olması, yani gidip de onu zor durumda bırakmak istedim. Yani ben kendi karakterime göre ayrı olmam lazım. Onu da zor durumda bırakmayın. Ha, diğer detaylar farklı. Yani yönetim şekli, kendi aramızda sıkıntılarımız. Ama en büyük sıkıntı benim gördüğüm yani burada. Arkadaşlar biraz önce bahsettiğim şey, iletişim problemi, yani sağlıklı iletişim problemi. Yani ben sevgili başkanımı çok severim, değer verdiğim. Ama sağlıklı iletişim oluşmadı. Sağlıklı iletişim oluşmadıktan sonra siz fikirlerinizi yapmak istediğinizi anlatamıyorsunuz. Tabii ki onun halkın emanet ettiği parayı doğru bir şekilde her başkan onun elinden geldiği kadar bunu yapmaya çalıştı. O da kendini yaptı ve doğru yapmaya çalıştı. Fakat maalesef son biliyorsunuz 2 yıl önce hasebelerden gelirler de düştü. Yani bu emlak vergilerin kalkmasıyla beraber Ergene Belediyesi'nde 13 milyon civarı, 13 ile 15 milyon parası vergi kaybı söz konusu. Tabii bunlar da etkiliyor yani kurumun. Siz yola çıkarken örnek vereyim. Yani maaş alacaksınız. Artı 4 tane prim alacaksınız. Ve buna göre taksitlendiriyorsunuz hayatınızı. Ve diyor ki işveren 4 tane prim kaldırdım. Buna göre yorganı artık daha farklı olması gerekiyor. Verim esas da çok önemli. Yani çalışanlarımız, arkadaşlarımızın çok iyi eğitilmesi gerekiyor. Onlar da gerçekten de çok protokollü insanlar. Bütün ekip arkadaşlarım belediyede. Hani daha farklı, onlar iyi bir yönetim, iyi bir... Yani burada da en büyük sıkıntı vatandaşların da bizlere de en çok gelen şey yapamadığımız belki de öz eleştiri yapmak gerek, denetim konusu. Yani denetim çok esas. Bakın ben teknik bir insanım ama ben belediyede yaptığım görevlerim şuydu, yani mali hizmetler, hukuk işleri, yazı işleri. Siz sonuçta benim diğer belediye başkanı arkadaşlarım var, onlar teknik konularına bakıyor. Ben onların işlerine karışmadım hiçbir zaman. Beraber fikirlerini paylaştık ama yani bir de böyle olacak demedim. Demem. Yani etik olarak. Yani işinize çünkü sonuçta bu işin yönetme şekli bir ekip ruhuyla. Ama doğru yerde doğru insanlar olduğu müddetçe başaramayacağınız bir şey. En ağrıma da giden, her zaman çok başarılı olmak istediğim şey de şu. Bu kent gerçekten de hak ettiği yere gelmesi lazım. Bizler Avrupa'dan geldik, 13 yaşında Bulgaristan'dan geldikten sonra azınlık ne olduğunu bilen bir insan. Ve Türklük uğruna nasıl geldiğimizi, Atatürk milliyetçiliğini bilen bir insan. Ve bizler, ben Avrupa'daki gördüklerim, yaşadıklarım daha iyi olmalı. Bu hırs var bende. Yani neden? Neden zor durumdayız? Sebep, neden ülkemizi önce biz diyebiliyoruz? Dışarıdan birisi geldi mi çöpe atabiliyoruz kendimizi. Yani. Ama burayı kollayamıyoruz ülkemizi. Kollamamız lazım. Ve bu kararlar doğru insanlar ve siyaset yapmamış insanların siyasete girmesi gerekiyor arkadaşlar. Hep söylediğiniz şey, siyaset kirli, siyaset diye yapılmaz. Tamam, kirli. O zaman elimizi taşın altına koyalım. Biz de şunu deneyelim ya. Yani. Bir nebze olsun, temiz su koyalım ki su biraz daha olsun. Ne diyoruz? Seyresin. Daha açık olsun. İnsanlar kaçırmayalım, kırmayalım. Ve hep birlikte teşkilatı bugün burada Ergene'de bu topyekun amaç beraber lidere inanarak başarılı. Birlikte. Birlik olmadığı zaman biz diyemezsek başarılı olmamız mümkün. Benim şahsım. Şimdi canlı yayında olduğumuz için soruyorlar. Ekip olamadığınızı düşünmüyoruz da neden daha önce istifa edildiniz? Dörtte beklediğiniz için. Evet, çok güzel bir soru. Ekip olamadığımı hissettiğiniz zaman size bir halk bir görev veriyor. Bu görevde nasıl bir görev? Size 4,5-5 yıllık bir görev veriyor. Buradaki insanlar ekip olma sıkıntısını çektikten sonra sizler 2 ihtimal. Birisi istifa edip ben yapmıyorum bu işlemi. Birisi de orada kalıp bir nebze olsun. Belediye yönetim şeklinde hakkı da bulunan zorla istenmese orada durmakta fayda var. Çünkü sonuçta siz olduğunuz müddetçe bazı şeyler öyle çok olmuyor. Yani benim mücadelem eksiklerimi tamamlamak, yönetim şeklini öğrenebilmek. Sonuçta bizler okudukça öğreniyoruz. Belediyecilik çok geniş, yani şöyle bir şey, dipsiz kuyu vardı.
okudukça belediyenin B harfini yeni öğrendim. Daha çok var. Ve o kadar çok bilgiler var ki, yani maliyesi bambaşka, imarı bambaşka, hepsi bambaşka. Yazı işleri ve organizasyon bambaşka. Burada kalmak bir nebze olsun, yine mücadele vermek. Yani bu vazgeçmek değil. Çünkü sonuçta bir söz verdiniz, ekibin içindesiniz ve bu sonuna kadar ısrar ettiniz. İki ihtimal var. Ayrılabilirsiniz de gidebilirsiniz. Bak, bunu inşallah arkadaşımda faydası olmuştur. Başkanım, 4,5 yılda Ergene Belediyesi yaklaşık 400 milyon lira bütçe kullandı. Vicdanen rahat mısınız? Bu 400 milyonun karşılığını Ergene halkı alabildi mi? Yapılan yatırımlarla. Siz de bu ekibin içindeydiniz. Ergene'de gerçekten de yapılan çok şey yapıldı. Yani bunu el oturup doğru konuşmak gerekirse gerçekten de yapıldı. Ergene'de birçok. Keşke gönül isterdi daha çok olsun ama maalesef biraz zor. Önümüzdeki dönemde, benim değil yani benim başkan olmam ya da başka arkadaşlarımın da başkan olması, önümüzdeki süreç mali açıdan sıkıntılı bir süreç. Yani ülke olarak da 2019-2020 bir yavaşlama ve dengelenme süreci. Ve bu süreçte biraz daha yatırımların çok daha azalacağını tahmin ediyorum. Ve ne yapmak gerekir? Bu süreçte çok iyi bir verimli bir şekilde bir mali politika uygulayarak insan sayısını belli bir oranda azaltmak değil, insan sayısını verimi artırabilmek ve gelir artırıcı politikalar oluşturmak. Bugün vergisi, bugün imkanı olmayan bir vatandaş vergi ödemediği zaman siz tahakkuk olarak 100 lira dersiniz, tahsilat 50 lira olur. Bu da %50'ye gelir. Yani sizin gerçek bütçeniz şaşar. Ve son zamanlarda çıkan aflar olsun, bazı şeyler de yani belediye bütçeleri sarstı. Ha, belediye 400 milyon bütçesi vardı. Bunun yatırıma yönelen oranları bende sayısal olarak var. Bunların sermaye gelirleri var, kullanıldığı, yani yapıldı. Fakat burası maalesef çok bakir bir bölge, çok şey ihtiyaç var. Yani uzun döneme ihtiyaç var. Yapılması gerekiyor. Yani bu 5 yılda yapılanlar her türlü şey elinden geleni yaptı Rasim Başkan, biliyorum. Ama daha fazla. Çünkü insanların sabrı kalmadı artık. Ben eskiden okula çamurlu ayakkabıyla gidiyordum. Hiç isyan etmiyorduk ama artık sabırsız insanım. Yani herkes isyan edebiliyor. Sosyal medyada olsun. Herkes istediği eleştiri yapabiliyor. Ama kolay bir şey değil. Yani bugün belediye başkanları gece gündüz çalışıyorlar. Yani bunu yaptıkları emekleri de saygı gösteriyorlar. Ne sabahı var, ne günü var. Onlar da korunanması gerekiyor. Yani devamlı aynı tempoda konuşulacak bir konu değil. Yani ben açıkçası yani bir dönem belediye başkanlığı 5 yıl, ikinci dönem 5 yıl, ondan sonra biraz zor koşuyor. Çünkü vicdanen rahatsınız yani. Vicdan, benim kendi şahsiyim yani attığım imzalarda benim vicdanım rahat. Ama denetim mekanizması ben değilim arkadaşlar. Ama benim vicdanım rahat. Yani sonuçta burada yapılan kararlar verilir. Her türlü kararı belediye başkanı verir. Şunu yapalım, bunu yapalım. O da seçim beyanatı sonuçta onu çıkarken yola o çıktı. Ona ne yaptı ve bunları yaptı. Yapmaya çalıştı. Başkanım bir de o zaman devam eder misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda vermiş olduğu karar tam net değil. Ön seçim olacak, kamuoyu yoklaması veya herhangi bir ya da atama olacak bunu bilmiyorum. Ama hangi karar verirse versin diyen merkezde sonuçta biz bunu çiğneceğiz. Yani ön seçimse ön seçim. Tamam, İkinci soruya canım var. Başka bir resimin yanında çalışır mısınız? Artık başka bir resimde yapmayacak. Yani çalışmayacak. Ben aktif siyaset bitiyor mu? Aktif siyaset çok büyük konuşmak istemem böyle. Aktif siyaset böyle bir şey ki bazen siz siyaset istemeseniz de vatandaş bu siyaseti sizi sokabiliyor. Ve siyasette de beni ayakta tutan belli insanların girmesi gibi. Yani kaçmamak gibi. Kaçtığınız zaman mücadele etmek gibi. Kaçtığınız zaman mücadele bırakmış olursunuz. Aktif siyaset devam eder. Yani büyük konuşmuyor ama devam eder. Ama başkan yardımcılığı yok. Yani öyle bir şeyim olsaydı ben şu anda kimse bana istifa etti. Niye ben öyle bir derdim yok. Arkadaşlar yol derken şöyle. Ben belediye yönetimi, biz sonuçta siz hepiniz biliyorsunuz. Bir yönetmeliğimiz var. Kitaba göre. Esnek satırlar arasında yazılmayanlar. Onları da iyi idare inceleyerek ona göre yönetiyoruz. Sonuçta İlk baştaki birimlerin farklıydı. Evet. Sonraki birimler değişti. Bu da Sayın Başkanımızın taktiği. Özellikle zabıta konusunda bazı sıkıntılar yaşamıştık. Zabıta konusunda bazı sıkıntılar yaşamıştık.
Emlak istimler daha iyi. Emlak istimler çok sevdiğim bir bilgi. Yani emlak istimler çok zor bir bilgi. Çünkü siz devletin mallarını en bildiği şekilde satacaksanız veya değerlendirmeniz gerekiyor. Orasını kurmaya çalıştık. Kurduk. Sonuçta arkadaşlar aynı kurduğumuz sisteme devam etmeye çalıştık. Ama oradaki diğer şeylerin, bu tamamen Sayın Başkanım'a baktık. Ben de sormadım. Yetki onda olduğu için. Böyle uzun.